Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. ...2000 yılında Sel isimdeki vahşi bir dağ keçisi düşen bir ağacın altında ezildi ve hayatını kaybetti. Sel yağı türünün son örneğiydi. İspanyol bilim adamları Sel yağı hayatını kaybetmeden 10 ay önce doku örneklerini almışlardı. Selya'nın DNA'sına sahip hücreler keçi yumurtalarına enjekte edildi. Birkaç işlemden sonra yumurtalar bölünmeye başladılar. Embriyolar vekil annenin rahmine implante edildi. Bu tür işlemler genelde başarısız olurdu ama o gün olmadı. Ve Selya'nın klonlarından bir tanesi 30 Temmuz 2003'te dünyaya geldi. Ama akciğerleri ağır biçimde deforme olmuştu. Klon sadece 7 dakika hayatta kaldı. Böylelikle dünyada ilk kez bir türün soyu iki kez tükenmiş oldu. Peki geçen 17 yılda ne değişti? Bilim, yok olan türleri yeniden dünyaya getirebilecek seviyeye geldi mi? 1993 yapımı gişe rekorları kıran Jurassic Park filmi gerçek olabilir mi? Dinozorlar bir gün geri dönebilirler mi? Bu heybetli canlıların yeniden dünya üzerinde yürüyeceğini düşünmek epey korkunç. Onları görmek isteyen de istemeyen de milyonlarca insan var. Dinozorlar 150 milyon yıldan fazla bir süre dünyayı domine ettiler. Saltanatları 65 milyon yıl önce Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan 15 kilometre genişliğinde bir asteroid nedeniyle son buldu. Bu öylesine büyük bir kuvvetti ki Hiroşima'ya atılan atom bombasının 10 milyar katı bir güce sahipti. Peki onları ve diğer sürüngenleri yeniden görebilmek gerçekten mümkün mü? Jurassic Park filminde milyonlarca yıldır kerivarda korunan bir sivrisinek fosili bulunur. Bu antik sinek zamanında bir dinozor kanı içmiştir. Kan ideal koşullarda saklandığı için bozulmamıştır ve genetik kopyalama işlemine yardım edebilecek kadar yapısını korumuştur. Kerivar, yüksek basınç ve sıcaklık sebebiyle tortul tabakalarla kaplandığında fosilleşebilen bir ağaç çileçinesidir. Kerivar, dinozorları yeniden getirmemize yardım edebilir mi? Kan emici böceklerin içinde bir dinozor DNA'sı taşıma fikri oldukça ilgi çekici. DNA şu an için tam bir sır perdesi ve de çok önemli bir değer. Çünkü tüm canlıların büyümesi ve işlevi için gerekli olan genetik bilgi içeriyor. Kerivar sayesinde geri kazanılan DNA, soyu tükenmiş hayvanların yeniden kazandırılmasında yardımcı olabilir gibi görünüyor. Ama gerçekler bambaşka. Yakın bir zaman önce 45 milyon yıllık bir sivrisinek fosili bulundu. Yani bu sinek dinozorların yok oluşundan yaklaşık 20 milyon yıl sonra yaşamış. Sivrisinek göl tortularından korunmuştu ve kanında kırmızı bir pigment vardı. Bu pigment kimyasal testlere girdiğinde içinde hemoglobin türevli porfirinler keşfedildi. Bunlar hemen hemen tüm omurgaların kanında olan ve kırmızı kan hücreleriyle birlikte vücuda oksijen taşıyan hemoglobinin parçalanma ürünleriydi. Kehribar bir canlıyı fosilleştirdiğinde yumuşak dokuları korumaz, sadece kabuğu korur. Yani işimize yarayacak en önemli şey olan kanı koruyamaz. Kan belirli koşullar altında korunduğunda bile bu içinde DNA bulunacağı anlamına gelmez. Kan hücrelerinin çekirdeği vardır ve bu memelilerde bulunmaz. Bu sebeple sürüngen kırmızı kan hücresi bulmak olmaz. Kuşlardan alınan kırmızı kan hücreleriyle karşılaştırıldığında bazı morfolojik benzerlikler olduğu gözlemlendi. Bu hücreler yüksek güçteki ultra ufak bıçak gibi odaklanmış bir iyot demeti kullanarak bölümlere ayrıldı. İçinde DNA olup olmadığını anlamak için çekirdekler üzerinde işlemler yapıldı ama hiçbir sonuç elde edilemedi. Bilim insanları dinozor fosillerinde kan damarları ve kolajen keşfettiler. Kolajen, hareket sisteminin yapı taşlarını özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturan bir protein. Ancak bu bileşenlerin hiçbirinde dinozor DNA'sı yoktu. Çünkü kolajen ve diğer birçok protein aksine DNA son derece hassas. Özellikle güneş ışığı ve suyun etkilerine duyarlı. Fosil kayıtlarındaki en eski DNA yaklaşık 1 milyon yaşında. Dinozorlarsa 65-66 milyon yıl önce öldüler. Sivrisinekler dinozorların zamandan beri varlar ve birçoğu kerivar içinde fosilleşmiş durumda. 50 milyon yıl önce yaşamış sivrisinek fosillerine sahibiz. Ama onlarda aradığımız şey yok. Yeni bir dinozor için DNA'ya ihtiyacımız var. Bu DNA sivrisineklerde yok. Northampton Üniversitesi'nden genetikçi Cemal Nasir, dinozorları yeniden görebilmenin mümkün olduğunu düşünenlerden. Ona göre süreç durmadan devam ediyor ve tersine dönebilir.
Yani dinozorlar yok olduktan milyonlarca yıl sonra bizim ortaya çıkmamız gibi bizden sonra da dünyanın hakimi dinozorlar olabilirler. Gerekli olan tek şey doğru koşulların oluşması. Dinozorların soylarının tükendiğini düşünüyorlar. Ama onlar aslında hala bizimle. Sadece kuş olmayan dinozorların soyları tükendi. Şu an dinozorlar için gelişim hala devam ediyor. 2016 yılında bilim insanları Keiribar'da çok iyi korunmuş, tüyleri ve cildi olan bir dinozor kuyruğu keşfettiklerini açıkladılar. Ancak bu bile bozulmamış DNA bulmamıza yardımcı olmayacaktı. Yakın bir zaman önce ABD'li bilim insanları Sibirya'daki kalıntılardan bir mamut genomunu sıralamayı başardılar. Böylelikle soyu tükenmiş bir hayvanın DNA'sı ilk kez başarıyla oluşturuldu. Kuş olmayan dinozorların işimize yarar bir DNA'sını bulmak imkansız. Bu kadar uzun süre korunduğunu düşünmek mantıksız olur. Ancak her şeyin ötesinde protein ve diğer yumuşak dokulardan jeolojik zaman çizgilerinin korunabileceğine dair güçlü kanıtlar da var. 1992'de Mary Schweizer, kırmızı kan hücrelerindeki molekülleri ve belirli dokuları fosilden yeniden kullanabilir biçimde çıkarmayı başarmıştı. Çalışmada protein moleküllerinin de hayatta kaldığı belirlendi. Bu yüzden fosillerden asla bir DNA elde edemeyeceğimizi düşünmek de yanlış olur. Belki de tek sorun zamandır. Dün hayal olarak görülen bazı şeylerin gerçeğe dönüştüğü gibi uzun bir zaman sonra bu düşünceler de gerçeğe dönüşebilir. 2012'de yapılan bir çalışmada 6,8 milyon yıl sonra her bir bağın yok olacağı, DNA'nın da bu tarihten sonra eski fosillerden geri kazanılamayacağı belirlendi. Daha sonra diğer eski çalışmalarda da DNA bulunamadığı açıklandı. Albertosaurus, geç Kretase döneminde yaşamış bir dinozor. Bu hayvanların 70 milyon yıllık fosillerinde kan ve yumuşak dokular bulunabiliyor. Ancak DNA savunmasız olduğu için hızla parçalanıyor. Jurassic Park'ta boşlukların kurbağa DNA'sı ile birleştirildiğini ve soyu tükenmiş canlıların yeniden oluşturulabildiğini gördük. Ama gerçekte bir genom canlıların tam bir DNA setidir. Tam bir genom olmadan DNA'nın hangi bölümlerinin bulunduğunu bilmek imkansızdır. Bu nedenle bir hayvan oluşturmak için boşlukları doldurmak diye bir şey söz konusu değil. Bir dinozor klonlamak mümkün olabilir mi? DNA zamanla parçalanır, bunu hepimiz biliyoruz. Kemiklerin milyonlarca yıl bozulmadan kalabildiğini fakat DNA'larda bu durumun olmadığını söyledik. Ama bilim insanları yılmıyor. Tersine mühendislik yoluyla bunu başarabileceklerine inanıyorlar. Bunun yaşayan bir hayvanla başlanıp geriye doğru en eski sürgenlere doğru giden bir çalışmayla tersine çevirme yoluyla mümkün olabileceğini düşünenler var. Bu oldukça hayali bir düşünce. Bir tavuğu alıp genetiğiyle oynarsanız dişleri ve uzun bir kuyruğu olabilir. Bunu başardınız diyelim, tersine mühendislikle bir dinozora ulaşamazsınız. Elde edeceğiniz şey bir dinozor olmayacaktır. Yani tavukları mutasyona uğratmak aranan yöntem olamaz. Peki asteroid Yucatan Yarımadası'nın sığ sularına çarpmasaydı her şeyi değişir miydi? Pasifik veya Atlantik'in derin denizine dalsaydı ne olurdu? Okyanuslar kuvvetin bir kısmını emeceklerdi. Ardından da atmosfere yoğun bir kükür salınacaktı ve bu belki de aylar, belki de yıllar boyunca sürecekti. Durum böyle olsaydı büyük dinozorlar hayatta kalabilirlerdi. Ama bugün burada olabilirler miydi? İnsan benzeri bir zeka geliştirebilirler miydi? Bizler onların olduğu bir gezegende bugünlere gelebilir miydik? Geçmiş oldukça karanlık ve bilinmezlerle dolu. Bazı bilim insanları asteroid dünyaya çarpmadan önce zaten dinozorların devrinin sona erdiğini düşünüyor. Kimlerine göre değişen ve dondurucu bir boyut kazanan iklim zaten onların sonunu getirmişti. Dinozorlar 40 milyon yıldır azalıyorlardı. Kretase dönemi çiçekli bitkilerin yükseliş dönemiydi. Bu bitkiler dinozorların gelişiminde önemli bir rol oynadılar. Modern dünyada bitkilerin gelişim süreci çok daha farklı işlemekte. Sindirilmeleri biraz daha kolay olan bu bitkiler dinozorların daha ufak ve daha zayıf olmasına sebep olurlardı. Dinozorlar renk görüşü ve görme yeteneği bakımından memelilerden çok daha yeteneklilerdi. Tehlike anında çok daha dikkatliydiler. Okyanuslar dinozorlar tarafından pek keşfedilmeyen alemlerdi. Spinosaurus gibi türler nehir ağzı ve benzeri ortamlara ürktükleri için gitmezlerdi. Karada dinozorlar, gökyüzünde pterosaur, denizde ichthyosaurus ve mosasauruslarla dolu bir dünyada kuşların ve memelilerin kaderi ne olurdu dersiniz? Pterosaurlar uçmayı geliştiren ilk omurgalılardı ve yaklaşık 252 milyon yıl öncesinden
yaklaşık 66 milyon yıl öncesine kadar uzanan dinozorlar çağı sırasında gökyüzüne hakim olmuşlardı. Madagaskar, Mauritius ve Yeni Zelanda gibi adalarda onların hakim olduğunu düşünün. İnsanlar Mezozoik dünyanın sürekli bir kan banyosu olduğunu sanıyorlar. Ancak bu doğru değil. Büyük avcıların seyrek geldiği yerlere gitmez ve geçtiği yollardan uzak durursanız bu dünyada nispeten güvenli olabilirsiniz. İnsanlar nasıl mamutları avladıysa, nüfus artışı ve gelişen teknolojiyle beraber dinozorlar da zarar verirlerdi. İnsanlar göç ettikleri için bazı türleri tek başlarına yok edebilirlerdi. Birkaç büyük otçul türü, sauropoda ve hatta T-Rex'e benzeri taburlar korunan vahşi doğada ve geniş milli parklarda yaşayabilirlerdi. Geçmişte büyük memelerin çoğu yok oldu. Ancak filler ve gergedanlar gibi bazıları hayatta kalmayı başardı. Kanada'daki Royal Ontario Müzesi'nde zırhlı dinozorlar konusunda uzman bir isim olan Victoria Arbour, dinozorları yeniden görmemizin imkansız olmadığını düşünüyor. Ona göre birçok bilimsel disiplin her zaman muazzam bir atılım yapıyor. Bir dinozoru yeniden görebilmek belki 25, belki 50 bin, belki de 100 bin yıl sonra mümkün olacak. Edinburgh Üniversitesi'nden Stephen Bruce, dinozorların 160 milyon yıl boyunca değişen iklimlere çok farklı tepkiler göstererek hayatta kaldıklarına inanıyor. Misal, 55 milyon yıl önce termal maksimum olarak bilinen bir olay, ortalama küresel sıcaklıkları bugüne göre 8 derece daha yükseltmişti. 2018'de ortalama sıcaklık 14,96 dereceydi. Günümüzde ABD'li bilim insanları soyu tükenmiş türleri yeniden canlandırmak için eski DNA dizilimlerini tamamlamaya çalışıyor. CRISPR ve daha gelişmiş birkaç proje gen düzenleme teknolojisinde büyük adımlar atmamızı sağladı. Bilim insanları çeşitli hayvanların genetik parçalarını birleştirmeyi başardılar. Diyelim ki bilim insanları başardı ve dinozorları yeniden dünyaya getirdi. Bu değişen dünyada hiç bilmedikleri yerde tekrar hayatta kalabilirler miydi? Onların ilk oluşum ve gelişim zamanları günümüzden oldukça farklı. Onları uykularından uyandırmadan miraslarına sahip çıkmak ve onları filmlerde, kitaplarda, sohbetlerde yaşatmak en mantıklısı ve en güzeli. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.